Kim olursanız olun ve nerede yaşarsanız yaşayın, eğer bilgisayarınız varsa siber suçluların hedefleri arasındasınız. Ve tehdit altında olanlar yalnızca bireyler değil. Mayıs'ta New York Doğu Bölgesi Savcısı Loretta Lynch, 45 milyon dolar çalmak amacıyla yabancı bankalara siber saldırı düzenleyen 8 kişi aleyhinde dava açtı. Bu 21. yüzyıl tarzı bir banka soygunuydu ve internet aracılığıyla dünyayı kapsıyordu. Ancak silah ve maskeler yerine bu siber suç örgütü dizüstü bilgisayarlar ve kötü amaçlı yazılım kullandı. WhiteHorse Technology Solutions adlı internet güvenliği danışma şirketinin başkanı Alan Edwards, engellenen soygunun ve geçenlerde Amerikan füze savunma sistemlerinin güvenliğinin Çinli korsanlar tarafından aşıldığı haberlerinin siber suçluların artan becerilerini ortaya koyduğunu söylüyor. Siber suçlular 14 yaşında canısı sıkıldığı için bu işlerle uğraşan yaramaz dahilerden organize suç işleyen bireylere dönüştü ve devletler adına çalışmaya başladılar. Edwards'ın şirketi internet üzerinden gerçek zamanlı güvenlik ve izleme hizmeti sunuyor. Edwards çoğu kişinin bu hizmetin getirdiği masrafı gereksiz bulduğunu ancak hizmetin değerini başarılı bir saldırının neye mal olacağını gördükleri zaman anladıklarını söylüyor. Ne yazık ki bu otomobil veya ev sigortası gibi kaza geçirinceye kadar herkesin bu giderden nefret etmesi doğal. A güvenliğini geliştirmek çok önemli. Ancak Maryland Üniversitesi Kriminoloji Profesörü David Maymon’a göre bu işin yalnızca yarısı. Bu konuya bilgisayarcılık açısından yaklaşımız hep A ya da bilgisayarlara odaklı. Bu bir kriminoloğun bir bireyin suç işleme nedenlerini anlatırken silaha ya da kapıya yoğunlaşmasına benziyor. Mayman'ın tartışma yaratan araştırması üniversite ağına bağlı yabancı öğrenci sayısıyla siber saldırıların kaynağı ve sıklığı arasındaki bağlantıyı ortaya çıkardı. Şöyle söylemek mümkün. Belli ülkelerden gelen yabancı öğrenci sayısı arttıkça kampüsün bu belli ülkelerden saldırıya hedef olma olasılığı 40 oranında artıyor. Profesör Mayman bu konuda araştırmaya daha fazla zaman ayrılması gerektiğini söylüyor. Mayman'ın siber korsanlarla ilgili araştırmalarının siber saldırıların arkasındaki motivasyonun ne olduğunu ve potansiyel kurbanlarının internet hareketlerinin saldırıları nasıl daha kolay ya da zor hale getirebileceğini açıklaması bekleniyor. Çartanyol Amerika'nın Sesi Washington